Bir şifre rica ederim. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Bana bir tabak göğüs, bir de şu kemiksizler. Şurada pişiniz efendim. İyi günler, teşekkür ederiz efendim. Çok büyük bir artış yok. Ham madde fiyatları ikiye katladı. Şu anda maliyetlerimiz de artıyor. Kullandığımız bütün ürünler mısırından tutun soya fasulyesine kadar, kağıdından naylonuna kadar tüm ürünlerimizde fiyat artışları var. Genelde bir fiyat artışı var. Tavuk da bundan etkileniyor. Tavuk eti şu anda kırmızı etle mukayese edildiğinde 1/4 fiyatına piyasalarda satılıyor. Tavuk son zamanlarda %20'ye yakın bir zamla karşılaştı. Ama %20'ye yakın gelen bir zam zarar ettiği dönemlerden mukayese edildiği için böyle yüksek gibi görünüyor. Çünkü daha önce firmalar zararına tavukları üretip satmak zorunda kalıyordular. Bazı firmalar üretimi bırakması tüketimin biraz azalmasına sebep oldu. Yani arzın azalmasına sebep oldu. Dolayısıyla fiyatların artışında bunun da etkisi var. Üretimini durduran firmalar var. Tavuk fiyatlarında bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Çünkü ihracat talepleri de var. Bütün dünyada üretimde bir azalma var. Üretimde azalma olunca dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi çalışıyor ve fiyatlar artıyor. Pazar günleri kapalı olması tavuk tüketiminin çok olduğu, daha fazla olduğu yerler mangallar ve restoranlar, okullar. Bunlar bugüne kadar kapalıydılar. Hafta sonundan bu pazar gününden sonraki Temmuz ayındaki hafta sonlarında pazar günü de serbest sokağa çıkma yasağının olmaması tüketimi biraz daha arttırır diye düşünüyorum. Bu fiyatlara etki yapar mı? Onu piyasa kendiliğinden belirleyecektir.